Efendim iyi akşamlar diliyoruz ve saatlerimiz 18.11'i gösterirken yine akşama doğru programımıza başlıyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Sayın AK Parti Konya İl Başkanımız Hasan Angı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Kırmayıp geldiğiniz için hasaten de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hava soğuk biraz, Konya'da bir anda hava soğudu ama sizinle program öncesi bence çok değerli, tatlı bir sohbet yapıyorduk bu arada. Konya'nın değişimi, dönüşümü. Belki ileride inşallah o günleri de öyle hani bir tarafta MÜSİAD'ın başlayıp sonra sanayi odası, ticaret odası gelişimi. Aslında Türkiye'nin de bir nüvesini oluşturmuş olduk Konya değişimle. Şimdi şöyle başkanım, size siyaset soracağım tabii. Konumuz bu değil ama Çanakkale Köprüsü açılıyordu 18 Mart. O zaman dedim ki ya bu Çanakkale Köprüsü'nün kıymetini 1990'lı yıllarda ve 2000'in başlarında bu ülkenin ekonomik olarak gelişmesi için mücadele eden insanlar vardı dedim. Bu katma, yani MÜSİAD katmanında vardı, sanayi odası vardı, ticaret odası vardı. Buralarda işte sizler aslında bugün o 18 Mart. Çünkü oraya bugün baktığınızda belki 18 Mart köprüsü görüyorsunuz ama aynı zamanda o Türkiye'nin bir başka ihracat kapısı. Gelişimi, dönüşümü sağladı aslında o yıllardaki mücadele. Onu konuşuyorduk. Anadolu'nun kendine gelmesi, değil mi? Silkinmesi ve her alanda, ekonomik, kültürel, siyasal alanda birçok çıkışının, yani 80'lerle başlayan, 90'larla daha büyüyen ve 2000 sonrasında da netice verdiği bir döneme şahitlik ettik. Evet. Aktörü olundu aslında. Olsun. Siz aktörüydünüz. Biz gazeteciler olarak. Evet. Eklikleri vardı. Bizler katkı vermeye çalıştık. Kim buna katkı vermişse Allah hepsinden razı olsun. Tabii aramızdan ayrılan büyüklerimiz oldu. Allah onları da gani gani rahmet eylesin. Emekler boşa gitmiyor. Bu ülke her şeyin en iyisine layık. Evet. Bu ülkede çünkü büyüklerimiz, büyük dedelerimiz can vererek özgür vatan kılmak adına kanlarını dökmüşler. Hele ki bırakmışlar. Evet, bu ülkeye sahip çıkmak, hele son dönem gelişmelerine baktığımız zaman Orta Doğu'daki olaylar, ülkeyi çok daha birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşımamız, güçlü olmasını, lider ülke olmasının ne kadar elzem olduğunu insanlık adına da, sadece bölge değil, bugün dünyaya bakıyoruz. Evet, Filistin'deki kan ve gözyaşı insanlığın bittiği yer. Bunu geçmişte Bosna'da yaşadık. Onca soykırımı, vahşeti Avrupa'nın göbeğinde ülkeler gözünü kapatmıştı. Oradaki Boşnak kardeşlerimiz toplu katliamlarla hala cenazeler çıkarılıyor. Evet, şimdi evet. Bugün bakıyoruz. Ne yazık ki yani. Tüm dünya İsrail'e olan desteğiyle vahşet, soykırım, her türlü savaş suçu işleniyor. Ağızlarını açmıyor insanlar. Hatta destek oluyorlar. Yönetimler tabii bu kastım. İnsanlığın vicdanı sızlıyor, kanıyor. Onun için de Türkiye çok güçlü olmalı. Hepimize görevler düşüyor. Evet. Yani o günlerin kıymetini bilmek lazım. O günlerin üzerine inşa etmek, yeni Türkiye'yi inşa etmek. Tabii ki elbette Türkiye maşallah o günlere baktığımız zaman hem yol imkanları hem demir yolu hem sanayisi bambaşka bir ülkeden bahsediyoruz. Kendi jetimizi yaptığımız, kendi silahlarımızı, füzelerimizi. Tabii 48 diye tanklarımız vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın kullanıp onu bize hibe verdiği. Bunlar da eskidiği için zırh sistemleri yenilecek kalkanlar, motor sistemi hakeza eskimiş. Bakımını Türkiye yapamıyor. İsrail'e tank, ve yeni tank parasından daha pahalıya tamir ettirmek için yaşanan dönemde Heronları alıp biz insansız hava araçları olarak kullanmaya çalıştığımız, arızadan dolayı da faydalanamadığımız teçhizatların yerine bugün %100 yerli üretilmiş İHA'sıyla, SİHA'sıyla kendi tank tasarımını bitirmiş, prototipini yapmış, seri üretime ramak kalmış bir süreçte Türkiye hamdolsun büyüyor. Tankı da teslim etti zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Yani önümüzdeki süreçte de zannediyorum seri üretime başlanacakmış. Dün de Sayın Savunma Bakanı'nı dinledim de 200 tane üreteceğiz kendi tankımızı diyor. Bunun 68'i diyor mesela herhalde Kore motoru olacak ama onun dışındakiler kendi yerli güç yapımızla olacak diyor. Bunlar büyük başarılar. Yani Türkiye nereden nereye geldi? Bu ülkenin çocuklarının, bu ülkenin insanlarının emek verip ter döktüğü projesinden üretimine kadar yerli ve milli olan üretimler.
evet, güç evet. organları olsun, dış tasarımlar olsun. Yani güzel işler yapılıyor. Her şeyi yani, her şeyiyle bizim olan değil mi başkanım? Hayal ettiğimiz aslında. Yani değilse Almanlara parasını ödediğimiz Leopard tanklarını alamayan bir ülkeydik. Niye evet, siz bunu terörle mücadelede kullanıyorsunuz? Ya da kullanamadığımız, ben biliyorum terör örgütüyle mücadelede kullanamıyordu yani. Evet. Şart koşuyordu. Veya parasını ödediğiniz helikopterleriniz gelmiyor, Amerika'dan. Amerika. Diyor ki Senato onay vermiyor. Niye? Çünkü o terör örgütlerini besleyen onlar olduğu için sahip çıkıyorlardı. Türkiye'nin başına musallat edildiler. Türkiye'nin 40 yılına mal oldu. Evet, evet. Kesinlikle yani, 40 yılına onca mal. Onca insanlı şehit veren, enerjisini orada harcattıran, maddi kayıplarını hesap etmiyoruz artık. Yani o mücadeleler olmayaydı, bugün Türkiye daha büyük bir Türkiye. En az birkaç katı daha büyük Türkiye olurdu. Büyümemesi için yapılan evet. engellemeler. 20 bin doların üzerinde belki milli geliri olan bir ülke olurdu. Yani çünkü bir türlü o orta geliri kıramıyor. Onları kırmış olurduk. Tabii bir de burada şunu da önemsemek lazım. Birbirimize de siyasi kimlikten bu mücadelenin bir parçası olduğumuz gerçeğiyle de hareket ederek bakmamız lazım sanki. Bizi siyaseti çok ince bir şekilde katkı yapacak, ülkeye katkı yapacak unsur olarak kullanmayı da başarmak bizim hepimizin bunu değil mi? Bunu daha iyi yapacak bir yarış gibi görürseniz, yoksa evet, evet. birbirinizi tökezleterek öne çıkacağım derseniz işte Türkiye'nin geçmişteki açmazları o. Yoksa milletin huzuruna seçimlerde çıkıyorsun sandık konunca benim projemden daha iyi projeyi siz ortaya koyun. Değerler mazumesinde ve proje üreterek ülkeyi büyütecek hamlelerle siz millete kendinizi anlatın ve bundan desteği alıp hizmete dönüştürün. Yoksa suni gündemlerle ülkeyi kaosa sürükleyecek tehlikeli sulara gittiğiniz zaman bu seçimden sonrası da devam ederse ki en büyük tehlike o. Evet. Halbuki seçim orada biter. Millet kime o yetkiyi vermişse artık topyekün milli meselelerde güçlü olmak gerektiğini bunu şu içinde bulunduğunuz sürecin döneminde hassasiyetinin içinde evet. herkes ifade ediyor. Diyor ki Türkiye ne kadar meclisinde güçlüyse farklı siyasi partilerimizden oluşan bir meclis aritmetiğimiz. Ama milli mesele olunca artık bunu parti farkı gözeterek değil. Bu ülkenin geleceği adına kaygıysa ülkenin cumhurbaşkanı eğer bir ülkeye diyorsa ki beni tehdit sınırların içine alıyorsan ben de seni tehdit olarak görüyorum diyebildiği anda diyor, tüm ülke topyekün bu desteği vermeli. Karşıdakiler de buna karşı artık ben bu hasmane tutumumdan vazgeçip ya dostluk eksenine gelecek ya tarafsız bölgede kalacak. Değilse bir taraftan bakıyoruz NATO üyesi bir Türkiye bir taraftan. Ama Türkiye düşmanlarıyla NATO işbirliği içinde Türkiye'yi zora sokmaya talip oluyor. O yetmiyor. Yunanistan'daki bunca yapılan üsler ne adına? Türkiye'yi kuşatma adına. Bunu görmüyor muyuz? Biz bilmiyor muyuz ya da yani? Her şey görülüyor. Evet, evet. Ama niyet yok o değil. Ukrayna Rusya savaşında güya. Rus gemiler gelecekmiş de ona. Yani işte gördük Doğu Akdeniz'deki aldıkları pozisyonu. Evet, yani evet. o yüzden Türkiye bu tür meselelerde Türkiye'yi büyüten, Türkiye'yi güçlü kılan, Türkiye'ye itibar getiren adımlarda hep birlikte yol yürüyebilmek lazım. Bu vatan bizim ya. Kesinlikle. Tamam siyasi tercihlerimiz farklı olabilir. İdeolojilerimiz farklı olabilir. Ama Allah korusun ülke sıkıntıya girdiği zaman hiç kimseyi seçmiyor. Sen AK Partilisin, sen şu partilisin veya sen bu şu partili. Takımı tutuyorsun veya sen bu cemaattensin, şu etnik kökendensin veya senin cemaatin buydu demiyor. Hepimizi Allah'ı kapsıyor seversin. Yani. Hepimizi. Ateş yakıyor. Ülkenin evet, tamamını evet. yakıyor. İşte 11 şehrimize deprem oldu. Hep orada ne seçti? İnsan mı seçti? İdeoloji mi seçti? Hayır. Hepimizin canı yandı. Hepimizin yüreği yandı. Yani ve orada da ülke devletiyle, milletiyle topyekun bir araya gelmiş oldu. Tüm imkanlarını seferberlik halinde orayı kaldırmak için yerel yönetimler, merkezi hükümet birimleri, sivil toplum örgütlerimizin tamamı, sade vatandaş gidip orada belki bir tuğlayı kaldırıp altından bir cana ulaşır mıyım diye. Öteki sıcak bir kap yemek olur muyum diye uğraştı. Kimisi gitti onlara psikolojik destek vermek için moral verebilir miyim diye. Bu millet olmanın şuuru. Evet. Rabbim her türlü
ağır imtihanlardan korusun. Korusun bu milleti, hepimizi, aziz milletimizi. Ve insanlığı. Korusun. İnsanlığı da korusun. Dua tabii tabii. Yani. Önce dünyanın gönül coğrafyamız, düzeni, insanlığı. Her tarafta evet. Adalet varsa oluyor. Yoksa bir yerde kaos varken diğer ülkede huzur olmuyor artık. Kesinlikle. Şimdi başkanım, vaktimiz çok hızlı geçiyor. Ben tabii özellikle şu seçim sürecinde nasıl bir takvim takip edeceksiniz onu bir sormak istiyorum. Öncelikle şuradan başlayalım istiyorum. Müsaadeniz olursa. AK Parti'de Konya İl Teşkilatı ya da genel olarak başvurular başladı mı? Ve aday adaylık sürecini nasıl bir süreçte, nasıl bir takvimde takip edilecek? Böyle somut bir soruyla başlayalım başkanım. 9 Kasım itibariyle hem belediye başkanlığı adaylıkları için hem belediye meclis üyelikleri için. Tabii bizde il genel meclisi yok. Evet. Büyük şehirlerde olmadığı için. Diğer illerde il genel meclisi üyeliği adaylığı için de müracaatları AK Parti başlatmış oldu. İlçe meclisi ve il meclisi var bizde de değil mi başkanım? Bizde büyük şehir var ama büyük şehir ilçelerden gelen meclis üyelerinden meclis oluşuyor. Üyelerinden. Yani şu anda büyük şehrimize ve ilçelerimize belediye başkanı adaylığı için müracaatlar oluyor. İlçelerimizde belediye meclis üyeliği adaylığı müracaatları oluyor. Bu hafta Perşembe gün tamam olacaktı. Pazar günü de temayül yapacaktık ama zamanın yetmeyeceği düşüncesiyle geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da çalışma kampındaydık. Tüm 81 il başkanı oradaydık. Cumhurbaşkanı katılamadı herhalde Sayın Cumhurbaşkanı. O programda katılmayacaktı zaten. Evet, biz orada teşkilat, çalışma yönetimle, programı oldu tabii, biraz herhalde. Bu seçim süreciyle ilgili gündemimizi oturup detaylarıyla konuştuk. Siyaseti nereden nereye getirdik ve önümüzdeki dönemin bakışı nedir? Bununla ilgili genel başkan vekillerimizin hem açılışı hem kapanışı yaptıkları, seçim işleri başkanımızın sürece dair sunumları, yerel yönetimler başkanımızın hakeza mevcut belediyelerle ilgili ve seçim dönemindeki hedefler yapılacaklar. Ilgili. Teşkilat başkanlığımız tüm teşkilat kademeleriyle beraber bu süreci nasıl yöneteceğimizi oturduk. 3 gün boyunca toplantılarla, çalıştaylarla değerlendirmiş olduk. Orada arkadaşlarımızın talepleri zaman dar, bu bir hafta uzatılsa diye bir talebi ortaya koymuşlardı. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız da, Seçim İşleri Başkanımız da yaptığı istişarede Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimiyle herhangi çatışan bir tarafı yoksa uzatabilirsin. Öyle olunca da önümüzdeki çarşamba günü 22'si. 22 Kasım çarşamba Kasım, güne kadar. Çarşamba günü akşam 17'ye kadar bu aday müracaatları teşkilatlarımızca alınacak. Genel merkeze de mi aynı başkanım? Yani tabii. Hem tüm, merkeze tüm hem kademeler, bütün kademeler. Eş zamanlı olarak yürüyor ve 26 Kasım pazar günü de teşkilatlarımızın temayül yoklaması. Yani bu ortaya çıkan adaylarla ilgili tercihlerini ve mevcut belediye başkanlarımızla ilgili de bir değerlendirmelerini yapacaklar. Elektronik ortamda bir temayülü sabah 10'da başlayacağız. 16'da bitireceğiz. Bir yerde toplanılmayacak mı? Tamam. Bir yerde yok. Elektronik ortamı deyince oradaki ortam elektronik. Yani şöyle, daha önce biliyorsunuz kağıtlarda yazılırdı. Evet öyle değil abi. Daha sonra sayımlar, dökümler yapılırdı. Farklı bir şey getiriyorsunuz. Bilgisayar yani. Geçtiğimiz seçimlerde de kullanmıştık. Kart üzerinden hangi ilçeden gelmişse o ilçeye dair o tercihleri koyabilmek için bilgisayar yardımıyla tercihler ortaya konmuş oluyor. Anında online olarak sistem merkeze iletilmiş oluyor. Hem hızlı bir süreç, sonuç almada vakit kayıpları yok. İnsan İkincisi faktörü. Arada bu taşımaların zahmeti olmadığı gibi kağıt israfını da önleyen daha çevreci bir uygulama olarak ortaya çıkmış oldu. Evet. Büyükşehir Belediye'mizin spor ve kongre merkezinde Karatay'da Mevlana Kültür Merkezimizin ilerisindeki o salonda inşallah 31 ilçeden katılımcı arkadaşlarımızın gelmesiyle birlikte de pazar günü temayül yoklamasını kanaatlerin alındığı bir süreç işleyecek. Bu birinci adım. Daha sonrasında kamuoyu değerlendirmeleri adına saha çalışmaları, anket verileri oluşan üst kurul bu elindeki hem yerel yönetimlerin hem teşkilatın çalışmalarıyla beraber bunun üzerindeki değerlendirmeler, elemeler başlayacak. Diyelim ki A ilçemizde 8 tane aday adayı var. Bunların bir tanesi aday olacak.
Evet. Veya mevcut belediye başkanımız orada, AK Partili diyelim, o devam edip etmeyecek mi? Peki mevcut belediye başkanları da aday adayı oluyor mu, yoksa onlar aday adayı onlar kabul ediliyor mu? Doğal aday adayı. Onların bir müracaatı yok. Evet. Bu önemli bence tabii. Ya bu iki sebeple gerekli oluyor. Birincisi zaten görevdeki bir arkadaşımız. Evet, bunun devam etmeyeceğiyle ilgili. Ha, bazı belediye başkan arkadaşlarla konuştuğumuz zaman ben diyor görevimi tamamladım. Nöbeti devredeceğim. Yeni dönemde aday olmayacağım diyor. Evet. Bu bir tercihtir. Bazı ilçelerde daha verimli çalışma ortaya koymak adına bir değişim gerektiği kanaatlerde oluşabiliyor. Veya mevcuttan daha vasıflı, nitelikli isimler ortaya çıkabiliyor. Orada bir değişimi yönetmeniz gerekiyor. Bu noktada mevcut görevdeki arkadaşlarımızın devam etmemesi halinde onları da koruyacak bir mekanizma olarak. Yoksa ya herkes aday oldu. Evet. Ama sonradan işte mevcutta siz varken başka bir isim gösterildi. Sen niye başarılı değil miydin? Tartışma zemininde oluşmaması gerekiyor. Hizmet eden arkadaşların ister bir dönem yapsın, ister iki dönem, ister üç dönemdir o faaliyetin görevi içindeyse. Yürütüyor olsun, fark etmiyor. Bir hizmet etmiştir. AK Parti kimliğiyle orada bulunmuştur. İlçesine yatırım yapmaya çalışmıştır. Faaliyetlerde bulunmuştur. Bundan da incitilmemesi gerekir. Değişim gerekiyorsa da bunu da yönetebilmeniz lazım. Yani yorgunluk varsa. Başkanım ben şunu söyleyeyim. Yıllardır ben bunu savunuyorum. Yani bu dediğinizi savunuyorum. Yani bir kere incitmeden hareket edebilmek çok önemli diye. O da tabii teşkilatın çok önemli bir görev ifa edeceğini bu noktada görebiliyoruz. Sizin olmanızın da büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Siz hem ağabey vasfıyla hem oradaki insanların incinmemesi, eğer değişecekse de incinmeden değiştirebilme metodu çok doğru bir metot. Çünkü kırgınlıklar doğru bir mecrada yürümüyor, başka alanlara sürükleniyor. Onların oluşmasına pek meydan verilmeyecek, öyle anlıyorum. Bir tecrübe dönemi tabii, uzun yıllar seçimlerin içinde hep olduk. Pek çok seçime katıldık veya seçimleri yönettik. Yani insanları kalp yapmak kolay iş değil. Evet. Uzun emek ister. Ama kırmak anlık çok bir kolay, mesele. Kesinlikle. Küçücük bir şeyle siz incitebilirsiniz insanları. O da o anki ruh haliyle yapmaması gereken şeyleri yapabilir. Kazananı olmayan, insanların birbirine olan muhabbetini bitirip husumete dönüştüren mekanizmalara ortaya çıkabiliyor. Halbuki özellikle küçük yerlerde her gün bunlar sabah kalktığı zaman birbiriyle selamlaşması gereken insanlar. Görevi bırakan da, görevi devralan da, ona destek olan da, yani hayat devam ediyor. Yapılabilecek hizmetler de belli zaten. Tabii ki bunlar yani, birer nöbet. Evet. Bize babadan miras kalmış makamlar olsa da ben ölünceye kadar burada, benden sonra da oğlum devam edecek dediğiniz işler değil. Milletin destek vereceği siyasi mekanizma içinde genel merkezimizin bu değerlendirmelerde nihai söz söyleyen genel başkanımızın uygun bulacağı, siz en iyi olduğunuz için değil ama şartlar içinde sizin bu işi en iyi yapabileceğinize kanaat getirildiği için getiriliyorsunuz. Bazen beklenenin çok gerisinde kalıyor arkadaşlar. Bazen de tam tersine sizin tereddütleriniz varken çok daha başarılı bir dönem. Çıkıyor. Yani iyi bir performans gösteriyor. Millet mutlu, memnun. Bazen şimdi öyle oluyor. Ama biz belediye başkanımızdan çok memnunuz. Sakın ona bir değişim düşünmeyin. İlle devam ettirin. Ya sabredin. Bir süreç işleyecek. Bunun değerlendirmeleri olacak. Ve nihayetinde de bir karar çıkacak. Mevcut devam ederse madem bu dediğiniz desteğinizi artırın. Değişim olursa da bu hizmeti yürütecek yeni arkadaşa da fırsat verin. Yine de destek olun. Yani neticede siyaset süreci doğru yönetmek adına elinizdeki imkanlarla o sandıkta başarılı çıkmak durumundasınız. Her parti seçime niye girer? Sonuç almak için girer. Kazanmak için girer. Kazanmakla iş bitmiyor. Kazandıktan sonra da hizmeti, sizden beklenen performansı göstermeniz, vaat ettiklerinizi yerine getirmeniz, bununla da sizi sonrasına taşımak. Yani AK Parti belediyeciliğinin geçmişte başlayan, yani 94'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da birikmiş sorunları içinde 4 tane deve dişi aday içinden bir adım öne çıkıp
görevi devraldıktan sonra da hakikaten yılların çözülemeyen problemleri, akmayan suyu, yeni çöpünü, projelerle. Biliyoruz İstanbul'da o dönemi. Temizlik yapılamıyordu. Personeli çalışmıyordu artık laşkalaşmış bir sistemden. Bir başarı, aşırı başarılı olması da bir an önce önü kesilsin ki bu daha yukarıya gidecek noktasındaki değerlendirmeleri görevini bile tamamlatmadılar. Ama sonrasında bu millet ona hem başbakanını hem cumhurbaşkanlığını muhtar bile olamaz diye derlerken bugün getirdi. Cumhurbaşkanı. Şimdi İstanbul'daki 2019 seçimlerini şöyle gözümün önüne getiriyorum. Gökteki uçan kuşu vaat etti aday. Evet. İstanbul bambaşka İstanbul olacaktı. Şimdi bakıyoruz ne oldu? Tam tersine İstanbul diye derdi olmayıp kendisini partisinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı yapmak adına hep Türkiye'deki farklı illerde görünerek İstanbul'da lazım olduğu zaman afet dönemlerinde ise ortada olmayan bir süreçte bir 5 yıl bitmek üzere. İşte evet, 6 ay sonra 5 yılı bitecek. Hani sizin projelerinizdi? Hani AK Parti'nin yapmadığı onca şu işleri yapacağım demiştin. Hangisini yaptın? Derdi İstanbul olmayanın gözü hep Cumhurbaşkanı'nda olmuş. Tayyip Bey oradan Cumhurbaşkanı olunca oradan her gelen oradan Cumhurbaşkanı gelesin olacak zannetti. Halbuki siz milletin gönlünü fethederseniz bu millet sizi Cumhurbaşkanı yapar. Evet, evet. Şöyle başkan, ben de o dönemde gençlik kollarında çalışıyoruz Refah Partisi'nin o dönemde. İmam Hatip'te okuyorum yani lisede öğrenciyiz ama çalışıyoruz. Bizde durmak yoktu zaten, şükürler olsun öyle yaşadık. Biz de Ankara'ya, İstanbul'a gitmiştik o dönemde o seçim çalışmalarına destek olma anlamında. Ben mesela o görüntüyü hiç unutamam. Eski Ali Samiyen Stadyumu'nun önünde şaşırmıştım aslında onların ne olduğunu. Yani oralara arka arkaya şeyler konmuş, böyle su arazözler diyelim. Arazözler konmuş. 10 tane falan. Bunlar ne yapıyor yani? Toprakları mı suluyor? Yok, hayır, onlardan insanlara içme suyu veriliyor. Çünkü çeşmeler ya bidonlarla ya evet, evet, apartmanların deposu varsa oraya yönetici doldurarak diyor ki bana 3 tanker getir. Resmen su servisi sağlamanın ticari şeyi. Bir kenarlarında da kavgalar olur. Evet, o bölge evet, senin, bu bölge benim. Ne kadar sağlıklıydı o sular? O da ayrı bir tartışma sürekli konusu. Sürekli televizyonlara evet, yansıyordu. Adam en olmadık steril şartları olmayan bir kaçak kuyudan aldığı suyu insanlar çaresiz bunu kullanacak, içecek. Yani evet, o dönemlerden evet, evet, bugün hamdolsun nereye geldi? Bambaşka bir İstanbul, bambaşka bir Türkiye. Yani yağmur kaç dönem yağmıyor. Allah versin, rahmet versin. Bugün de Konya camilerinde çok güzel bir yağmur duası yapıldı. Cuma i̇nşallah, namazı öncesinde evet, toplu dualar yapıldı. İnşallah yağmurumuz yağsın, inşallah karımız yağsın ama bunların tedbirlerini almak da çok önemli ki zaten yöneticiler bunun için var. Şimdi başkan, bu noktada iki tane soruyu size aktarmak istiyorum. Birisi yani bu sorunun yanıtı nasıl verilir bilmiyorum ama değişim fazla olacak mı diye sormak istiyorum. Yani aday adaylığı sürecinde mutlaka isimler çıkıyordur, çıkacaktır ama sizin bu noktaya bakışınızı az çok biliyorum. Bir defa da parti merkezinde sormuştum. Sizin açıklamanız vardı. Bunları yan yana koyduğumuzda az çok bildiğimi düşünüyorum ama yine de sormak istiyorum. Nasıl bir metot, çok değişim olacak mı? Nasıl bir metot takip edilecek? Konya özelliği için soruyorum. Konya olarak malum 31 ilçemiz var. Bunun 24 ilçesinde AK Partili evet, belediye başkanlarımız var. 5 ilçemizde Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen arkadaşlarımız var. 1 ilçemizde Cumhuriyet Halk Partili. Bir de bağımsız. Bir ilçemizde bağımsızdı. Bağımsız değil mi şu anda? Hadi. Dün itibariyle bizden aday aday müracaatında bulundu. Öyle olunca nasıl Adil Bey yorumlandı? Öyle mi yani? Evet. Bunu bak mesela hakikaten şok bir haber bu yani. Bu çok önemli. Sayın Adil Bayındır, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. AK Partimizden aday, yeni dönem için belediye başkanı aday aday olarak ilçe teşkilatımıza müracaat etti. Evet, yani bir gün öncesinde güzel de ziyaretimize evet, gelip bununla ilgili görüşlerini beyan etmişti. Dedik kapımız herkese açık. Evet, buradan bu bir yarış dönemi. Ha, nasip kime olur? Yani neticede 3, 5, 10, 15'e çıkan yerlerimiz var. Yarışılacak. Nasip kimeyse de o aday olacak. Önemli olan bu yarış süresindeki gösterdikleri centilmenliğin
Yarı sonuna da. Seçim döneminde de birlikte olarak devam ettirmek. O ilçenin kazanması. Derdimiz oysa, evet, ilçeye evet. hizmetse bunu yürütmek. Yani şu anda 31 ilçede tümünde Cumhur İttifakı olarak bu seçimleri kazanmak. İttifak görüşmeleri devam ettiği için hangi ilçelerde pozisyon ne olacak? Bu karar verilince iki partinin yani AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin biraz sonra da o soruyu soracağım zaten. Oradaki görüşmeler devam ediyor. Nihai kararlar genel başkanlarımızca verilecek. Biz de teşkilatlar olarak o süreci yöneteceğiz. Mevcut arkadaşlarımızdan sayısal olarak dersek buna net rakamlarla ifade etmek zor. Ama belli bir değişim yaşanır. Her seçimde oluyor. Evet, evet. Mevcut arkadaşlarımızın performansları değerlendiriliyor. Kamuoyu anketlerindeki memnuniyet ne? Aday olursa oy veririm rakamları ne? Bunları görmeye çalışıyoruz. Genel merkezimiz hakeza diğer taraftan aynı çalışmaları yürütüyor. Ve istişareler yapıyoruz. Sayısal olarak dediğim gibi işte 5 değişecek, 10 değişecek, 15 değişecek. Bunu demek şu an mümkün değil. Çünkü değerlendirme devam ediyor. Ama belirli bir miktar bir değişim olacak. Şimdi merkez açısından baktığımızda herkesin gözü hep büyük şehirde. Bir taşra var çünkü iki tane değerlendirmek gerekiyor. Şu anda aslında bir merkez var. 2014'ten sonra tümü bütün ilçeler olunca doğru. Çünkü il sınırları artık büyük şehirin hizmet sınırı oldu. Tüm ilçeler büyük şehre oy veriyor malum eskiden 2014'e kadar 3 merkez ilçenin seçmeni büyükşehir belediye başkanına oy veriyordu. Ayrıca da kendi ilçelerindeki adaylarına veriyordu. Ama şu anda bütün 31 ilçe hem ilçede kendi belediye başkan adayına veriyor hem de büyükşehir olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayına veriyor. Ayrıca kendi ilçesindeki meclis üyelerinin içinden de her ilçenin nüfusuna bağlı olarak meclis üyesi sayısı oluşuyor. Onun da belli bir kısmı büyükşehir meclis üyesi olarak buradan hizmet veriyor. Hem kendi ilçesinde o meclis üyeleri hem de aynı zamanda ilçesini büyükşehirde temsil eden arkadaşlar. Mesela bugün Büyükşehir Meclisi vardı. Ondan önce de herkes kendi grubunu yapar. AK Parti grubu olarak arkadaşlarımız yaptılar toplantılarını. Arkasından da Büyükşehir Meclisi görevini yapmış oldu. Yani burada hem belediye başkanlığı noktasında hem meclis üyelikleri noktasında belirli oranda o yenilenme hep olmuştur. Yani 2024 seçimler içinde olacak mutlaka. Evet. Bu yarı yarıya mı olur? Üçte bir, üçte iki mi olur? Ben çok biraz değişim beklemeyenlerdenim ama siz... Şöyle merkezde şu andaki arkadaşlarımız hem Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun hem üç merkez ilçe belediye başkanımız olsun başarılılar açık söyleyeyim. Kamuoyu araştırmalarında bunu görüyor. Bunu söylemekte bir beis yok değil mi? Uğur Bey de, Hasan Bey de, Mustafa Kavuş Bey de. Bu tabii listeler ilan edilip resmi olarak ve arkasından da Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre seçim kurullarına verilinceye kadar %100 emin olunacak şey değil. Değil, evet. Ama bir de beklenti vardır. Hani bazı yerde baktığımız zaman görüyoruz. Arkadaşımız çok yorulmuş. Çok başarılı değil. Orada bir değişim görünüyor. Yani onu orada tutmak zaten sizi yorar ve zorlar ve seçim kaybettirir. Evet ama merkezdeki maşallah çok iyi çalışıyorlar. Şu anda yani baktığımız zaman gerçekten Türkiye ölçeğinde başarılı bir şehiriz. Farklı bir başarıyı da ortaya koyuyoruz. İşte henüz daha 20 gün oldu. Bu şehre dünyanın dört bir tarafından belediye başkanları ve yöneticileri geldi. Şehre hayran kaldıkları şeyler var. Yani çok düzenli bir şehir, çok temiz bir şehir. Yani ne işte bir Anadolu şehrisiniz ama biz bir büyük şehiriz. Medeniyetlere ev sahipliği yapmışız. İnsanlar bunu gördükçe şehirle ilgili kanaatleri çok daha üst seviyeye çıkıyor. Ve burada hizmetleri var. Sadece bugün bu dönemdeki arkadaşlarımızın çalışması değil. Bu şehrin geçmişinden bugüne bu makamlarda görev yapmış herkesin emeği var. Ben buradan hepsine şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Evet. Tabii aramızdan ayrılan büyüklerimiz oldu. Allah onlara gani gani rahmet etsin. Şehir için çırpındı bu insanlar. Ve taş üstüne taş koymaya çalıştılar. Şehir bugün Sayın Uğur İbrahim Altay'ın yürettiği bir büyük şehir olarak başarısı varsa geçmişin de emekleri var. Ama onu taçlandıran bir duruş işte Dünya Belediyeler Birliği'nin dönem başkanlığı
Yani Konya dünyaya asa, dünyaya bunu ilan bunu, edilmiş oluyor değil mi? Bu ortaya koyduğumuz, bunu da başarılı olarak yani hizmetleriyle ve gelen insanların da bunu tespitiyle neticelendiriyorsunuz. Hani buraya nasıl geldiniz? İki şeyle geldik açıkçası. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerekse ilçe belediye başkanlarımızın kendi içindeki iç huzurunu sağlamak. Teşkilatlarla, senkron sorunu olmadan, evet. Milletvekilleriyle yani siyaset yapıyoruz. Geniş bir aileyiz. Bu yapının birbirine destek olan, birbirini çekip çekiştiren, kavga eden değil, birbiriyle omuz omuza yürüyüp, çünkü bu şehir bizim diyoruz, bu ilçeler bizim. Bir fazla hizmeti yürütebilirsek, bu şehrin insanın hayatını, konforunu artırmış yükseltiyoruz, kolaylaştırıyoruz. Bize düşen siyaset kurumlarındaki insanlar olarak budur diye baktığımız için. Burada bakanlarımıza müteşekkiriz. Yine geçmiş dönem Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Başarılı bir 5 yıl tüm Türkiye'de hizmet ettiğinden öte Konya'ya daha özel bir başlık açmıştı. Ama bambaşka bir süreç yaşandı Konya açısından. Büyük bir fırsattı. Evet, büyük her bir dönem fırsat. Bu. Mesela bu dönemin zorluğu nedir? Deprem bölgesindeki illerimizin bir an önce ayağa kaldırılması. Evet. Tüm maddi manevi imkanlar o bölge için seferber ediliyor ki doğrusu işte önümüz kış. Bu insanların hayatı devam ediyor. Girebildikleri sıcak yuvaları ne kadar artırırsanız, konteynerden oraya geçirebilirseniz, okuluna giden çocuklarımızın okulu bir an önce tamamlanıp eğitimine devam edebilirse, caddesi sokağı daha hızlı asfalt veya kilit taş olabilirse, haklı olarak öncelik onların. O dönemin imkanları bugün ortaya çıkmıyor. Bir taraftan Sağlık Bakanımızın bölge için gayretleri sadece kendi sağlık alanıyla ilgili değil. Pek çok meselede hep destek oldu. Bu döneme bakıyoruz. 4 tane bakanımız var. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi de başarılı isimler. Evet, evet. Açık söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Şu anda İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ülke çapında farklı bir süreç yönetiyor. Ve bu da tüm toplumun desteğini kazanmış vaziyette. Açık söyleyeyim. Parti farkı gözetmeksizin farklı partilere oy veren insanlar bile bu yapılan işlerden dolayı, operasyonlardan dolayı. Bir de sıcak bir tarafı var Ali, Sayın Ali Yerlikaya. Yani bunu da ifade uzun yıllar kamu bürokrasisinin içinde ve İstanbul gibi büyük bir şehrin valisi olarak hizmet etmiş insan. Hem ülkeyi tanıyor. Daha önceki bulunduğu valilik görevleri. Gaziantep'te de. Doğu'yu da biliyor yani. Tabii. Güneydoğu'yu yani biliyor. Şırnak'ta başlayan valilik dönemidir. Şırnak, Gaziantep. Oraları çok iyi tanıyor. Oradan İstanbul'a gelmiş, İstanbul'muş gibi bir devasa metropolü yönetmiş. Şimdi de bakan olarak oldukça başarılı bir çizgide duruyor. Açıklamaları da çok önemli ama çok kapsayıcı. Yani bu ülkenin değerlerini öne çıkaran toplumsal uzlaşmayı zemin olarak hazırlayıp birlikte olabildiğimiz ve ülkeyi tehdit eden ne varsa gözünü kırpmadan da kimisi saadet zincirleri oluşmuş. O millet geçimini sağlamakta onca zorlanırken onlarsa hanımlar beyler günlük şu kadar 1000 lirayı harcıyoruz pervasızlığını. Nereden geliyor bu değirmenin suyu deyince işte çıkıyor ortalık yere. Yani özentiyle işte peş peşe bir takım şey. Bir tarafta uyuşturucu tacirlerinin gençlerimizi zehirlemesi noktasındaki, yani devlet bunlarla daha önce mücadele etmiyor muydu? Ediyordu. Niye bu dönem daha fazla hale geldi? Çünkü terörle mücadele daha öncelikli gündemiydi bu ülkenin. Evet. Ama o da çok ciddi mesafeler kat ediyordu. Orada tabii orada. Yani artık başlarını kaldırılamayan bir noktaya gelen ülkenin tamamını, Anadolu'yu rahatlatacak, asayişimizi en üst seviyeye çıkaracak. Yani tolerans yok. Bu nokta Sayın Bakanımızın tüm emniyet müdürlerine, valilere verdiği talimat, şehirleri huzurlu kılacak, her türlü operasyonu yapacağız diye. Konya Emniyetinden de ben günlük takip ediyorum, ciddi operasyonlar geliyor. Yani son günlerde çok ciddi yani bir çalışma. Terör örgütü bağlantılı olsun, geçmişte cezası olsun, şu dağın başındaki kaç yıldır kaçak adamı yakalıyor artık insanlar. Cezasını çekmek üzere gönderiyor. Evet. Uyuyan hücrelerse
Evet, tespit evet. edilerek bunlar üzerine gidiyor. Uyuşturucu taciri ise işte kendilerine güya alanlar oluşturup orası sanki girilmez alan zannediyorlardı. Devletten büyük kimse yok ya. Devlet her zaman güçlüdür. Evet evet. Devlet her zaman güçlüdür. Ha, biraz sabreder. Bazen süre verir. Ama bir gün tepene iner. Yani evet. Bu boyutuyla Ticaret Bakanımız hakikaten ülke ticaretinin hem içeride hem dışarıda büyümesi için işte iki hafta önce şehrimizdeydi, misafir etti gün boyu. Ömer Bolat Bey'i yani. STK'larla birlikte talepleri dinledi. Şehrin ihtiyaçlarını oturup konuşuyoruz. Mahinur Hanım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak yani evet. genç, dinamik insanlar koşturuyor. Bir şeyler yapmanın büyük çabası içindeler. Yani her bakanımız, tecrübesiyle tabii Fahrettin Koca Bakanımız, iki gün önce akşam bir mesele için ihtiyaç olduğu aradım. Sonra döndüler. Meğer Mısır'da o evet. ambulans uçağı kanser hastalarının taşınmasına eşlik ediyormuş o gün orada. Çocuk hastanesindeki işte, yaralı çocukları. Yani orada yani artık bunların görevi sadece ülke sınırlarıyla değil ihtiyaç olan her yere ulaşmak zorunda kalınan bir dönemi yönetiyorlar. Allah onlara güç versin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Tüm bakanlarımız seferberlik halinde ya. Evet evet. Zaten Sayın Fahrettin Koca'nın önceki gündü herhalde. Dün akşam değildi. Hakikaten müthiş bir başarı. Çünkü Mısır bir de süreci diploma bir de benim Fahrettin Koca Bey de Sayın Fahrettin Koca da gördüğüm en değerli şey şu başkanım. Vicdanı merhameti, vicdanı kesinlikle zulme galebe çalacak şekilde güçlü bir vicdanı var, merhameti var. Yani o bunu Nurettin Topçu'nun meşhur sözünü evet, hep evet. tablolaştırıp aynen aynen aynen. Yani insanlığın vicdanı olmadığı zaman insanlık ortadan kalkıyor. O gün işte uçakla dönüyorlarmış dedi. Artık orada dönüşe da geçtik diye. Aradı yani yine de. Aradı yani. Bu gerçekten yani. Bravo. Yani onun için hepsine dua ediyoruz. Rabbim yardımcılar olsun. Niye? Sadece benim partimin veya benim genel başkanımın yardımcısı oldukları için değil. Bu ülkenin değeri bu insanlar ve ülkemi güçlü kılmak, büyütmek adına gösterdikleri o fedakarlığa karşı insani olarak bunu ifade ediyorum. Evet. Zaten herhalde biraz bir adım atabilseler oraya hastaneyi de kuracak tabii Türkiye ki. Bir an önce zannediyorum. O ekipler gidip. Evet, evet. Çünkü orada iki riskli alan var. Biri tabii İsrail Gazze'yi boşaltmak istiyor Sina'ya evet, doğru evet. sürüyüp. Buradan çıksın. Bu bir risk. Ama yaralıların hastanesinde tedavi görmesine fırsat vermiyor. Her gün bir hastaneyi bombalıyor. Yapamadığını gelip aradım deyip uydurma yalan, silah yalan, koyup. Yalan yanlış bilgilerle. Niye orası evet. Hamas'ın üstleriymiş. Ya hangi vicdanası var? Hasta, kanser hastası ya. Bunların tedavisi kolay evet. Çocuklar. Prometheret bebekler ya, başkanım yani insanın vicdanını. Elektrik yok. O çocuklar küvezde nasıl duracak ya? Ama derdi bunlar insan görmüyor. Veya bu çocukları gelecekte genç olacak ve yine benimle mücadele edecek diye orada yok etmek istiyor. Ya onları sevse onlar onların geleceğinde barışı olur. Ama onlara nefret ya onlara hayat ekiyor. Hakkı bırakmayan. İnsan olarak görmeyen o davranış biçiminiz. Evet. Onların ahı sizi boğacak. Tarih bunu gösterecek inşallah. İnşallah, inşallah. Başkanım. Biz görelim diyoruz. Eğer göremezsek de bizden sonraki nesil İnşallah mutlaka. Bizler de görürüz başkanım. Yani şöyle. Duamız o. Bizim söyleyeyim. Bizim hakkımız zulüm, var diye düşünüyorum. Zulümle abat yani. Olunmaz. Evet, yani kesinlikle. 75 yıldır o insanları işgal edeydi. Açık hava hapishanesi. Ya soruyorum size. Hadi Gazze'de bir operasyon ve karşılıklıca Batı Şeria'daki masum insanların suçu ne? Bugün ya? Niye oraya şey atıyorsun yani? Bir de Türk gazetecileri de burada tabii TRT, CNN Türk muhabirlerinin hepsine, Anadolu Ajansı hepsine geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Yani meslektaşlarımıza kameralarını niye kırıyorsunuz? CNN muhabiri diyor ki ne bizimkini de kıracak diyor ben kaçmak zorundayım buradan ya, diyor. Dünyanın oradaki gerçekleri görmesini istemiyorlar. İstemiyor. Çünkü evet. o vahşet onları boğacak bakın açık söyleyeyim. Dünya medyası da bilerek oraya kapattı kendini. Bildiklerini okuyorlar. Evet, halbuki evet. Birleşmiş Milletler bu işte öncülük etmeli. O vahşeti, insanlık dramını
durdurmalı yani, değil mi? Ya, bunu dünya haberdar olmasın. Halbuki dünya küçüldü artık. Tamam, haberleşmeyi kesiyorsun. İnternet bağlantılarını bitiriyor adam. Ama bir şekilde oradan yine cesur insanlar bunu paylaşıyor dünyayla. Ya yani dünyaya rezil oluyorlar da bunlar da insanlık olmayınca. Evet evet. Bir anlamı olmuyor. Yani şöyle başkanım, bir yönetmen arkadaşım programın sonu geldi diyor ama ben MHP ile ilişki, yani süreci nasıl takip ediyorsunuz? Onu da bir sormak istiyordum. Yani çok kısa bir şekilde, çünkü bu anlaşıldı ki artık özellikle MHP ile birlikte hareket edilecek yerel seçim sürecinde. Ya, Cumhur İttifakı olarak süreç genel merkezlerde komisyonlar marifetiyle görüşülüyor. Biliyorsunuz evet. 2018 seçimleriyle seçim ittifakları oluşmuştu. 2019'da ilk defa yerel seçimlerde bu süreç, hani belediye başkanlığı adaylığında nasıl olacak, mecliste nasıl olacak? Çünkü AK Parti amblemiyle girdiğimiz yerde MHP'li üyeler de meclis üyesi olarak bizim listelerimizde yer aldı. Evet, MHP'li evet. Belediye başkanı adayıyla yürüdüğümüz yerde bizim isimler MHP listelerinde yer almıştı. Bu sefer ikinci seçimimiz olacak seçimle ilgili. Bununla ilgili komisyon çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu işte bunlar da hangi noktaya geldi, daha ne kadar önümüzde... Biraz yavaş mı ilerliyor peki? Ya oturuyor, çok detay çalışmıyor açıkçası. Detay çalışıyor. Çünkü tabii. İl çok fazla, seçim çok sadece fazla. Sadece il değil, ilçe bazlı i̇lçe yapıyorsunuz. Bazlı. Mesela, bazı yerlerde belli daha, bile var. Daha öncekinde büyükşehir bazlı bir ittifak süreçleri 2019'da ona paralel olarak ilçeler yapılandırılmıştı. Bu dönem yani 30 büyükşehir bazlı mı yürüyecek yine bu iş? Yoksa bazı iller bir dahil edilecek. Bazı illerde serbest yarış. Mesela geçen dönem iller serbest yarıştı. Bu sene olmayacak gibi görünüyor o. İşte onları filan eksisiyle artısıyla konuşuyorlar. Muhtemelen önümüzdeki hafta ortalarına tablo netleşir diye şahsi tahminim. Çünkü Yerel Yönetimler Başkanımız bir 3-4 birleşimde oturum daha değerlendireceğiz. Sonra genel başkanlara sunulacak demişlerdi. Neticeye varılıyor öyleyse, öyle tabii, anlıyoruz. Yani İyi burada. Gidiyoruz dediler. Yani evet. Görüşmeler çok verimli. Her iki tarafta meseleye makul çizgide ve seviyeli bir toplantı düzeyiyle götürüyoruz. Yani oturulup kavga edilen veya altılı masadaki gibi kalkılıp oturulanlar veya masa altındaki öteki pazarlıkların masa üstüne çıkınca bir takım feveranlar gibi değil. Bu iş açık ve şeffaf. Heyetlerin karşılıklı samimiyeti boyutundaki liderlerin buradaki tavrı önemliydi. Hem Devlet Bey'in, hem Tayyip Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkeyi önceleyen bir yaklaşımıyla süreç sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta tablo netleşir. Evet. Başkanım bitireceğiz yani böylece, ama çok hızlı geçti yine vakit. Yani. Farklı konulara girdik herhalde. Ama olsun, bence onları da konuşmuş olduk. Mesela günün manşeti bence Adil Bayındır Başkan'ın AK Parti'ye katılmış olması. Burada bambaşka bir haber aslında. Haber değeri, biz de onu da değerlendirelim hızlı bir şekilde. Yani ama teşekkür ederim böyle bir önemli bir konuyu da bizimle paylaştığınız için. Adil Başkan'ın ben Beyşehir Ortaokulu sonuna kadar Beyşehir'de okudum. Beyşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda okudum. Adil Bayındır'ın o zaman 89 seçimleriydi zannediyorum. O zaman da kazanmıştı. Sevildiğini Beyşehir'de çok iyi bilenlerden birisiyim. Buna AK Parti ile birlikte hareket edecek olması zannediyorum hem ilçe açısından hem de bütün Beyşehirler açısından da değerli görülecektir. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Estağfurullah. Ben sizlere ve yayın ekibine teşekkür ediyorum. Ekranları başında evlerinde bizi misafir eden kıymetli hemşehrilerimize ve izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet sevgili seyirciler, böylece bugün de programımızın sonuna geldik. 17 Kasım 2023 Cuma, yarın cumartesi, bir sonraki gün pazartesi. Pazar, bir sonraki gün pazartesi gün biz beraber olacağız. Ve AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Hasan Angı'ya teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı, programımıza katıldığı için teşekkür ediyorum başkanım. Yayında yakında bir geçen arkadaşlarım adına da güzel bir akşam diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.